Fethullah Gülen hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada Fethullahçı örgütün lideri Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığı konuşulurken, bu iddia örgüte yakın medya organları tarafından doğrulandı. Oda TV ise Gülen'in kalbinin durduğunu, doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğünü yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar, Fetullahçılara yakın medya organları tarafından da teyit edildi. Fetullahçı yapının lideri Fetullah Gülen'in haftalık sohbetlerinin yayınlandığı Herkul, sitesine ait hesabından yapılan paylaşımda Fetullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Gülen'in doktorlarının talebi üzerine hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. İlgili hesaptan yapılan Kurban Bayramı paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda sizlerle küçük de olsa bir kare paylaşalım istedik. Gurbette bir bayram daha idrak edemiyoruz. Muhterem hocamızın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte rutin kontroller ve sağlık değerlerinin gözlenmesi maksadıyla bir süre hastanede olması doktorların talebiyle uygun görüldü. Cenabı Hak'tan muhterem hocamıza sıhhat ve afiyet lütfetmesini niyaz ediyoruz. Çok kıymetli Profesör Doktor Suat Yıldırım hocamızın bayram tebriği ve geçmiş olsun mülazasıyla aramasının bir karesini siz kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Kurban bayramınızı canı gönülden tebrik eder, Yüce Mevla'nın bayramı cümle insanlığın bayramı eylemesini niyaz ederiz. Ceyhan'dan Odat'dan Toygun Atilla, Gülen'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili yayınladığı haberinde konunun detaylarını yazdı. Buna göre Gülen, Pensilvanya'daki çiftliğinden 150 kilometre uzaklıkta New Versey'de bir hastaneye yatırıldı. Böylece Gülen, ilk kez çiftliğinden bu kadar uzak bir hastaneye götürülmüş oldu. Oda TV'nin haberinde Gülen'in 11 Temmuz 20.30'da kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürüldüğü iddiası yer aldı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.